kalmışım, dalım çiçek açmaz ki. Güzel yüzün, gözlerin, yıllar merhem sürmedi, delip geçer sözlerin. Zaman geri dönmez ki, sevda ecel bilmez ki, sende öksüz kalmışım. Dalım çiçek açmaz ki. Merhabalar, Hasbihal bölümüne hoş geldiniz. Önce bir Hayatın Şarkısı bölümünü kapatmak istiyorum. Bu bölümde herkes fark etmiştir. Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni müzikleri yoktu ama klamlar, denkbejler, horonlar, rembetikolar olmadan tarihi de anlatmak mümkün değil. Bunun için ayrı bir bölüm sözü şimdiden verelim. Konuklarımız var. Konuklarımız iki kadın karikatürcü arkadaşımız. Meral Onat, Gülay Batur ve çoğunuzun sesinden tanıdığı Eylem Aktaş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eylem'le başlamak istiyorum ben. Seni sesinle tanıdık. Sesinin çok sevilmesi ama görüntünü kimsenin bilmemesi ilk dönemlerde nasıl bir histi? Ve anın var mı? Hala bilmiyorlar ya. Bence ya şöyle, zaten stüdyoda biz dizinin müzikleriyle ilgilendik. Hiç hani ekrana çıkayım, hiç öyle bir şey düşünmedim ben açıkçası. Ve zaten Hatırla Sevgili'yle başladı bu dizi serüveni. O zamanlar konservatuvardaydım ben. Hep derslerle ve okulla ilgileniyordum. O açıdan biraz geri durdum aslında. Bilmiyorum, tercih yani. Tercihti. Evet. Ama şey dedim, artık solo albümler çıkmaya başladıkça tabii ekranlara da çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Kaçınılmaz oluyor. Ada Müzik'ten bir albümüm var. Değil mi? Dizi Müzikleri ismiyle, evet. Albümüm 2 yıl önce Ada Müzik etiketiyle yayınlandı. Şimdi bir tane daha mı hazırlıyorsun? 3 tane proje var şu an. Öyle yolda. Mi? Maşallah. Evet. Bir tanesi dönem şarkılarını biraz caz müziği sounduyla buluşturduk. Hali hazırda çıkmak üzere o zaten. Bitti. Onun dışında Kürtçe bir albüm var. Kürtçenin lehçelerinden oluşan bir albüm. O da çıkacak. Dizi Müzikleri 2 olarak yine bir albüm yolda. Peş peşe böyle hayırlı projeler olsun. Hayırlı çıkacak. Olsun. Peki size gelelim arkadaşlar. Ben hemen aslında sizi eskiden beri tanıyorum. Bayağı uzun zamandır tanıyorum. Bir Oğuz Aral döneminden hatırlıyorum, tanıyorum. Bir gırgır nesli diyelim. Peki zaman değişti. Mizah da değişti. Oğuz Aral dönemindeki mizah anlayışıyla şimdiki mizah anlayışını karşılaştırsanız desem. Aslında Oğuz Aral yani çok değişirken gene, ama o hani atasını inkar etmeyen bir değişim sonuçta. Yani hala onun çocukları, torunları şeklinde. Yani bir dedeyle torun arasında ne kadar fark varsa, genelleme yaparak söylüyorum. İşte mizahın değişimi de öyle bir şey bence. Yani şu anda çok hani gırgırı çizgisini inkar etmeyen şekilde, tabii o gerçekten 2-3 kuşak sonrası şu anda mizah yapıyor. Tabii ki bunun dili değişti, tavrı değişti, hani bakış açısı filan gününe uygun hale gelerek değişti tabii. Aslında hani ben ciddi bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Şey var,
O zaman, yani bayağı eski bir zaman Gırgır'dan bahsettiğimizde, bir kere her şeyden evvel bizler için para mevhumu yoktu. Yani Lidyalılar bile yoktu belki o zaman. Olmadığı için bizi çok uzun, böyle acayip lüks bir süreç bekliyordu. Yani çizgilerimizi geliştirmek için. Çünkü bir tarafımızda şey vardı, yani üniversiteye de gireriz, şunu da okuruz ama olmazsa şey de oluruz, bankaya da gireriz veya öğretmen de oluruz. Benim o zaman söylediğim çok felaket bir şey vardı. Ya hiçbir şey olamasam öğretmen olurum diyordum. Ne kadar zor şimdi düşünsenize. Yani insanlar sınavlarda o süreç içinde, yani bir yerden bir yere gitmek de zordu. Ben böyle haftalarca, aylarca aynı semtte oturarak karikatür çizip sonra işte şölen gibi oradan Cağaloğlu'na gittiğimi biliyorum. Yani şimdi mesela öyle bir şeyi, biz o zamanlar Taksim Gezi'ye gitmeye kalksak bir ay sonra giderdik ancak, yani ulaşım falan her şey zor. Öyle bizi çok lüks bir zaman içinde bayağı çizgiye verdik kendimizi. O bizim seçtiğimiz bir şey değil. Çok büyük bir şansla denk gelmesi de. Fakat herkes, benle dair, eski çizdiklerimize ve Gırgır'ın esas o eski sayılarına baktığımızda, ya biz bunlara mı gülüyormuşuz? Aa, çizgilere bak. Aa, ne kadar acayip. Yani şimdi o kadar inanılmaz gelişti ki bir kere çizgi. Yani, çok fazla gelişti. O zaman çok güzel bulunan bir şey şimdi dergiye konulamaz yani. Onun dışında espri anlayışında da yapı itibariyle, hani bizim de başka örnek yok. Hani kendi içimizden gelen bir şey de, işte herkes nasıl görür? Bir bize sesleniş vardı. Hani bütün çizdiğimiz her şey ekrana bakar gibi bakıyor. Sonra giderek şimdi şey, Gülay'la da konuşmuştuk daha önce. Balonlarda geçen insanların içinden aslında çizerin kendisiyle alay etmesi. Bu biz fark etmeden insanların mizah gücünü, okurun mizah gücünü çok geliştirdi. Yani katılan haline de getirdi onu. Ben şey, aslında ben merkezli derken, hani bir egoizmden bahsetmiyorum ama hani artık şimdi hani, psikolojide kuşağın, ben dili diye bir evet, şey var. Evet, evet. Yani kendinden yola çıkarak evet, anlatıyor. Hı-hı. Aslında ama bu da bir sürü şeyi resmeden bir şey. Aslında toplumun da yüzünü resmeden bir şey bir tarafta. Yani ben dili. Şimdi bizim zamanımızda gerçekten biz utanıyorduk mesela. Hani çok az gene böyle biraz abiler falan, işte İlban Ertemler falan kendilerinden yola çıkarak işte sayfa hazırladıklarını. Ama çok numunelikti onlar. Ve de zaten O işte ekstra bir şeydi yani. O haliyle kalıyordu. Ama şimdi mesela yeni mizah dergilerine baktığınızda hemen hemen her köşede kendinden yola çıkarak, ben şunu yaptım, ben şunu, bana şu yapıldı diyerek bir dil oluşturuldu. Ama dediğim gibi bu asla hani kendini anlatan bir dil değil sadece. Kendinden yola çıkarak toplumu yansıtan bir dil haline geldi. Çok da güzel aslında, mizaha da çok uygun bir şey. Çünkü kendinle alay etmeyi içeren bir şey bu. Daha misyoner bir mizahtan, değil mi? Yani görev evet, üstlenmiş evet, bir mizahtan. Evet, kesinlikle. Şimdi öyle. Kendini anlatan evet, bir mizah. Ve şeyde bunu işte şimdi bu Gezi eyleminde inanılmaz, yani hep herkes bunun farkında. Herkes i̇şte mizahçı bizim olmuş. Çocuklarımızın çocukları, işte anne baba niye o zaman devrim yapamadınız dediniz dediklerinden, hani o sözü okuduk hepimiz, gülmekten yapamadık diye. Hani gülmekten devrim yapamadık. Bizim bir de şey, hayal gücümüz daha şeydi, böyle genişti. Şeyi karşılaştırıyorum, biz nasıl yapıyorduk? Şimdi mizahtan başka bir yere geldik ama tabii ki bunun yansıması. Hani onu karşılaştırmak oluyor bir yerde. Hayal gücümüz daha fazla. Misyon dedin ya, yani onun yüklenmiş haliyle daha fazla biz biraz şekli değil de, yani o yanlış anlaşılabilir. Yani perspektif daha başkaydı. Belki hani daha işte evrensel ya da daha dünya şeyi üzerinden. Yani işte o misyon dili, yani evet, oluşturmak için zaten hani böyle çok işte kendinden bahsetmek ayıp. Ama toplumdan bahsetmek, toplumsaldan bahsetmek asıl olan gibi. Yani ama şu anki şeyi de aslında inkar eden bir şey de değil o yani. Gene toplumsallığı yansıtıyor. Biz sertleştik, biz sertleştirdik gibi. Hani hayal gücümüz demeyeyim de hayallerimizin biraz daha yüksek olması. Şimdi şeyi karşılaştırdım mesela,
Hani biber gazı yiyen gençler şey divan oteline gidiyorlar. Orada işte ağırlanıyorlar, içeri alınıyorlar. Hani çöpleri topluyorlar. Çok terbiyeli ve masum çocuklar hakikaten. Hani ben olsaydım o zaman veya arkadaşlarım olsaydı biz o divan oteline gider odalarına yerleşirdik. Orayı kamulaştırırdık yani. Çünkü hakkı olmadığına üretim araçlarını eline geçirmiş Taksim'in. Hem de koçun işi filan. Var. Tabii yani asla hani teşekkür etmeyi düşünmezdik. Çünkü odalar bizim hakkımızdı. Oradaki insanları doldurduk. Kediyi, köpeği bile belki. Peki ben şeyi merak ediyorum aslında. Biz para kazanmak için, bir iş sahibi olmak için okuyoruz. Doktor, öğretmen, işte ailelerimiz bizi neye yönlendiriyorsa oraya doğru da gidebiliyoruz çoğu zaman. Bu yetenek öyle bir ortamda nasıl keşfediliyor yani? Tam da o ortama şey yapmıyor, onun öncesi oluyor mutlaka zaten. Yani şimdi ben onun genetik boyutunu hani bilimsel şeyle açıklayamam. Hı-hı. Yani şeyim icabı, konumum icabı ama hani yönlenme zaten gene mutlaka gene aileden, işte ailenin belki işte alışkanlıklarından, bizim de gördüğümüz, tanık olduğumuz bir takım şeylerden geliyor, görsellerden kaynaklanıyor. Yani öyle yönleniyorsun. Zaten farkına varmadan bir yerlere çiziktirmeye başlıyorsun falan filan. Yani bunu ve sevdiğini, yani çizdiğin şeyden de memnun olduğunu. Hani bu her çocuk için farklı bir şey olabilir. İşte hobilerin gelişmesi biraz böyle. Hı hı. Ama bu hani karikatür filan bizim zamanımızda işte Meral'in dediği gibi aslında şöyle bir şey var. Yani bunu meslek olduğunu düşünmek çok uzak bir ihtimaldi. Yani işte hobi olarak kalsa, hani aileler de zaten hobiye ses çıkarmıyorlar da, öğrencisin zaten, çok fazla bir şey beklenmiyor o dönemde senden. Hani para getirmen, iş sahibi olman falan. Hani ileride nasılsa işte dediği gibi öğretmen olursun. Kız çocuğu olarak bile. Ama ben işte hiç öğretmen olmak istemedim mesela. Yani hiç hayatımda yani bir... Hostes olabilirdi. O kadar çok imkanlarınız var ki yani bir uçtan bir uca dansöz olursun, hostes olursun, her şey olursun. Yani avukatlar, hakimler aranıyor mesela. Zaten hukukta okuyorum ben. Hiç git okula diye böyle kesin bugün gideceğim diyordum. 10 sene boyunca o şekilde. Oradan doğru Cağaloğlu'na gittim. Yani şimdi olsa ben orayı 4 sene bitirip üzerine kaç tane yapmak zorundasın. Yani yetenek... Elbette ki var, yetenek diye bir şey. Hani o da çok subjektif. Hani güzel çizmeyi seviyorsundur. Ailede birisi destek, bir hoca bir şey söyler. Yani sonuçta o beslenir hale gelir ama hani biz çizerken hakikaten onu tam denk geldi. Yani Gırgır, Oğuz Aral'ın işte bir kadın bakışı da olmasını istemesi o kadar denk geldi ki ve onu yapma lüksümüz oldu. Yani Gırgır'ın yani o kadar yükseliş dönemiydi ki, o kadar özendirici bir şeydi ki yani büyük ihtimalle çizen çizmeyen herkesin yani hani mizah dergisi Gırgır eline almış her gencin büyük ihtimalle bulunmak isteyeceği bir ortam ya da uğraşmak isteyeceği bir hobi olarak düşünüyor insan. Yani şimdi imrenmemek elde değil. Şimdi daha kahramanca geliyor. Hani bir insanın şey bütün bu TOEFL bilmem sınavların hepsi bertaraf ederek inatla dergiye karikatür götürmesi etmesi daha büyük kahramanlık geliyor ya da hakikaten bir mirasiyede olacak. Hani burjuva çocuğu olacak, gerçekten öyle bir yapı gerekecek. O yüzden şimdi çok daha zor. Onu da diretmek yani. Peki. Size döneceğiz. Şimdi Eylem'e geçelim tekrar. Eylem Batman mısın? Evet. Kürtsün. Kürdüm. Şimdi bu mevzuya girmek nazik bir konu. Hı. Ama ben gerçekten bunu öğrenen herkes şunu merak ediyordur. Batman'da aslında genç kızdın, Batman'da yaşadın değil mi? İlk ve ortaokulu Batman'da bitirdim. Lise ve üniversite İstanbul'da. Yarı yarıya olmuş oldu. Anladım. Peki nasıl? O birazcık bahsetsen hani oradan buraya ve dizilere. Şöyle, 90'lı yılların ortalarında geldik biz zaten İstanbul'a. O yıllar çok zor yıllardı bölge açısından. Ve Batman açısından çok zor yıllardı gerçekten. Ortaokuldayken ben inanılmaz olaylar yaşandı. Yani her gün birileri öldürülüyordu gözümüzün önünde. Dışarıya çıkamıyordu insanlar korkudan ve öyle bir dönemden geldim ben İstanbul'a ailemle. İlkokuldan yani küçüklüğümden başladı aslında benim müzikle ilgim. Hep dikkat çektim. İlkokulda yine müzik öğretmeni tarafından özel olarak ders aldım.
çeşitli yarışmalara katıldım. Derecelerim oldu. Ondan sonra buraya İstanbul'a geldiğimde Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde, ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde okudum. Onun dışında özel olarak da aldığım dersler oldu. Zaten o dönem Hatırla Sevgili dizisiyle Kemal Sahir Gürel yapıyordu müziklerini. Tanıştım ve böyle bir serüven, diziler serüveni başladı diyebilirim. Başladı, oraya da geleceğiz ama ben yine kaşımaya devam edeceğim. Bir kere ismin Eylem. Eylem. Ne demek ki baban solcuymuş. Buradan böyle bir şey çıkıyor. Hani babanın senin müzik kariyerinde yeri ne? Var mı? Tabii ki var. Babam da çalıyor resim... Çalıyor muydu bir şey? Yok, söylüyor. Hı. Ama resim sanatına epey bir düşkün ve çok güzel çiziyor. Benim annemin portrelerini çizmiştir, hala duruyor böyle. Yani onun da sanatın bir tarafıyla bayağı bir ilgisi var. Ama ailede ses üzerine, babamın da sesi güzel, annemin de güzel ama hani böyle şarkı söylemiş bir insan yok. Hani müzisyen olarak kimse yok. İlk olarak ben çıktım herhalde. Etkilendim tabii ki babamdan, biraz acılardan. Peki bana daha önce bir şey anlatmıştım. Kulağına üflenen isim Eylem. Evet. Ama kimliğinde Eylem yazmıyor. Neden? Evet, doğru, yazmıyor. Yazmadılar. Eylem'i yazmadılar. O açıdan farklı bir isim yazıldı kimliğime. Değiştirmek istedim aslında ama hala değiştirmek istiyorum. Bayağı bir zaman alacak. Birçok şeyi değiştirmek gerekiyor. Kart mart vesaire. Ama Eylem diyor herkes. Yani yine okulda resmi olarak yani, yani çocukluğundan itibaren Eylem diyor. Evet, ailen de Eylem diyor. Ailem de, herkes de Eylem diyor. Okulda bir tek ismim ilk zamanlar söyleniyordu. Kimlik ismim. Özlem diyeyim bu arada. Şey olmasın, kimlik ismi deyince sanki Özlem kimlikte isim. Ondan sonra ben Eylem deyince tabii herkes Eylem demeye devam etti. Peki bu dizilere uzanan süreci takip edersek, dizi, yani dizi müzikleri nasıl hazırlanır onu merak ediyorum ben, bu ciddi bir ekip işi. Evet. Sen başladın ve nasıl devam etti ve şu an nasıl hazırlanıyor, bize belki biraz anlatabilirsin. Dizi müzikleri şöyle hazırlanıyor. Şimdi bir senaryo geliyor size. O senaryoyu okuyorsunuz. Zaten biz senaryoyu okuduğumuzda görüntüler hemen beliriyor gözümüzde ve senaryo okurken bile besteler yapıyoruz ki Nail'le böyle bir çalışmamız oldu. O esnada bile çıkabiliyor besteler. Ondan sonra yarattığınız şarkıları stüdyo ortamında kaydediyorsunuz. Canlı kayıtlar yapılıyor. Dizi çekilip size gönderiliyor. Siz de müziklerini montaj yapıyorsunuz. Müzisyenler montaj yapıyor, sonra tekrar gidiyor. Ve o şekilde devam ediyor her hafta. Eğer yeni karakterler diziye dahil oluyorsa yeni müzikler üretiyorsunuz. Tabii senaryo okurken beste yapmak da ciddi bir yetenek işi olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü ben işi okurken beste yapamıyorum. Çünkü şöyle bir şey, senaryolar da hep hayatın içinden şeyler içeriyor. Size de dokunan tarafı oluyor tabii. Benzer şeyler yakalıyorsunuz hayatınıza dair senaryoda. O zaman etkiliyor ve zaten bir müzisyene etki lazım. Şeyi soracağım şimdi, işte Kemal Sahir'den bahsettin, grup evet. Yorum'dan tanıdığımız Kemal Sahir. Nail dedin, eşin Agrejian'dan tanıyoruz. Yani bu ekip nasıl buluştu, ondan biraz bahsetsene. Yani siz daha dizilerden önce tanışıyordunuz anladığım evet. Kadarıyla. Studio Sound'da tanıştık biz. Ben hep şey derim, Studio Sound benim aslında esas müzik okulum, Studio Sound'dur diyorum ben. Çünkü gerçekten çok değerli müzisyenlerle tanıştım orada. Ve bayağı bir müziğe dair bilgi edindim. Donanım sahibi oldum orada. Kemal Sahir Gürel'le de orada tanıştık. Yine Nail Ürsever'le de orada tanıştım. Cem Tuncer'le de orada tanıştım. Çok değerli müzisyen arkadaşlarım. Hatırla Sevgili projesi Kemal Sahir, Hüseyin Yıldız ve Erdal Güney'e geldiğinde
Onlar zaten o dizinin müziklerini Studio Sound'da yapıyorlardı. Bildiğimiz Nihavend makamında jenerik olarak kullanılan Hatırla Sevgili şarkısını Eylem seslendirir misin dediler. Ben de stüdyoya girdim. Şarkıyı okudum bir kere. Ondan sonra sevildi ve milyonlar tarafından çok sevilince soundtrack albümü çıktı. Böyle devam etti yani sonrası. Hatırla Sevgili'yi hazırlayamadık galiba biz size. Yetiştirmeye çalışırız. Senin de senaryoyla ilgili bir şeyin var değil mi? Bağlantı. Son dönemlerde işte biraz alan değiştirme değildi. Aslında ben çok farklı da görmüyorum yani hani yazı, çünkü karikatürün biz sulu mizahçılar olarak balon şeylerimiz olduğu için işte senaryo bir iki şeydir, senedir uğraşıyorum biraz. Onu da konuşalım. Şimdi Gönül Çelen dinleyelim. Peki. Eylemde. Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin, biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin, biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız, biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız, biri oğlan, İki çocuk oynasın. Açan en güzel gülü, biri sensin, biri ben. Açan en güzel gülü, biri sensin, biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin, biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin, biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse çocuk oynasın. Biri kız, biri oğlan, İki çocuk oynasın. Tekrar merhaba. Ben şeye geçmek istiyorum. Karikatür alanına tekrar geçmek istiyorum. Bu karikatürde kadın çizer olmak geyiği çok sık yapılmıştır. Yani kadın çizmek zorundadır. İşte kadına bakış, erkeğin bakışı, kadının bakışı vesaire. Hani çok sık sorulmuştur muhtemelen size. Ama hani ikinizin de çizgisinde bir kadın bakışı olduğunu biliyoruz. Hani bunun sorudan kaçamayacağız ama bu şey, biz bıyıksızları hatırlıyorum şeyde. Gırgır'da. Evet, Gırgır'da. Ama şunu da unutmayalım. Yani şimdi eğer arkadaşlarım koyabilirse Gırgır kapaklarında bayağı hani seksist diyebileceğimiz kapaklar vardı. Oradaki kadın çizimi bambaşkaydı. Değil mi? Var mı öyle bir Gırgır kapağı şeyde? Yoksa birazdan olur. Şimdi işte koca memeli 90-60-90 ve işte çok güzel kadınlar çizerdi Tekin Aral kapaklarda. İşte şeyi de hatırlıyorum, işte Mehmet Polat'ın çizdikleri ya da Oğuz Aral da öyle çizerdi. Tabii tabii. Altan Erbulak. Altan Erbulak öyle çizerdi. Yani öyle bir kadın şeye oturmuştu. Hatta hani bunun şahikası Bedri Koraman'dır herhalde, değil mi? Kendi Milliyet'teki, evet, şeyinde Bedri Koraman'dı. Şahane
karikatür çizerdi ama hani aklı fikri öyle kadın çizmekteydi. Sonra kadınlara haksızlık etmemek için belki öyle düşünüp de çiziyorlar. Yani hepsini güzel görüyoruz şeklinde. Öyle diyelim. Öyle hani. Düşünmek isteyeyim sen. Evet. Peki ama bu sonra yavaş yavaş değişti değil mi? Ama sizlerle değişti diye düşünüyorum ben. Bence de bizlerle değişti. Yani yavaş yavaş değişti. Çünkü asıl hani hakikaten biz ucundan şeyinden böyle tabii biz de kendimizi belki çizerek tanımaya başladık. Yani ilk gördüğümüz işte senin söylediğin gibi gene onlardı. Yani o tip bir kadın görüntüsüydü. Onları da böyle mi çizsen falan. Yani yabancı kalsan da onu bir deniyorsun. Yani zaten henüz yeni olduğun bir alanda bir şey çiziyorsun çünkü. Yani bu erkek figürü için de öyle, kadın figürü için de öyle ya da koşma, çeşitli hareketler için de bu böyle. Ama sonra onun aslında bize bedenimize oturmadığını fark ediyorsun. Yani kendin aynada gördüğün şeyle çizdiğin şey arasında ben bu değilim. Ama büyük aslında fark var. Öyleydik Pilar. Niye öyle diyorsun? Ama işte biraz mütevazı olmak gerekiyor. Olmasın diye öyle çiziyorduk ama. İşte biraz mütevazilik gerektiğini düşünüyorum. O zamanlar öyleydik de ilerledikçe şey yaş artık biz de o şekilde değiştirmeye başladık. Çünkü kendinden yola çıkıyorsun. Büyük bir öngörüyle ama biz bu halimizi çizmeye başlayarak. Yani o çizgi şeyleri daha gerçekçi. Çünkü konularla da ilgili tabii ki bu. Yani hani orada artık kadın figürü bir süs unsuru gibi dekoratif değil. Dekoratif bir şey değil. Evet, evet. Hani onu hareket halinde, yani onun işte dayak yaşadıklarından. Evet, yani dayak yemiş işte hani evde gibi. Canı çıkmış bilmem ne filan. Yani kalkıp da o konular çizilmeye başladıkça, yani oradaki o kadın figürünün de tabii ki doğal olarak gerçek haline biz ulaştık. Yani sonrasında tabii erkek arkadaşlar bir devamında yani hani ayıp artık bu kadar gerçeği çizilmeye başlamışken deyip onlar da aslında o şeyi hani o gözlüğü çıkarıp o kalıp o ezber gözlüğünü çıkarıp aslında daha gerçekçi bakmaya başladıklarını. Yani Kiev'de çizmediklerini, Ukrayna'da falan çizmediklerini, Türkiye'de çizdiklerini fark ederek. Ya orada bile çizsen yani onlar da sonuçta mutfağa giren, çamaşır yıkanan, işte bir sürü saldırıya uğrayan, eziyet gören bir sürü şey var yani. Buradan yola çıkarak erkek karikatüristlerle kadın karikatüristler arasında yani konu olsun, yaklaşım olsun belirgin farklar var mı? Zaman içerisinde mi yoksa zaman içerisinde mi yok olmaya başladı? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? İşte bu nedenle var. Yani toplum içinde ne kadar rolün farklıysa, farklı rol veriliyorsa ister istemez alanın da ona göre belirleniyor. Bir de hani boş bir alan. Şimdi daha önce böyle hani erkek gözüyle, erkek mantığıyla çizilmiş bir şeyi silebilmek için zaten bir de öyle bir misyonu ister istemez üstleniyorsun. Yoksa hani sen toplumsal olaylardan ya da dergilerin hani kapak dahil ikinci, üçüncü sayfasındaki şeyden, mantıktan anlamadığından değil o. Ama bir taraftan hala boş bir şey var. Yani hani kadının yaşadığı şey, göz ardı edilen yahut da işte çok önemsenmeyen bir şey var. İster istemez o boşluğu doldurmak için ve en iyi de bildiğin hayat yani. Oradan başlıyorsun. Her yani ne kadar şeye sıyrılmaya çalışsak da zaman içinde hani kadın sayfasından o ölçü içinde kalmaktan aynı zamanda o sayfa bizi hani kendimizle bütün kadınlarla ilgili bir dert sahibi yaptı. O dert sahibi olduğumuz için hani bir yoğun olarak o yansıdı evet. Ama sonra kendimiz tabii yola çıkarken kadın olmamızdan daha sonra işte okumamız, çevre edinmemiz, okumamız yani derken şey kastediyorum hani kitap okumamız. Dolayısıyla sosyalist olmamız, yani işte komünist olmamız dolayısıyla. Bu sefer çizdiğimiz diğer siyasi, Gülay'la ikimiz için aynı şekilde konuşabilirim sonradan. Yani Öküz'de yaptığımız şeylerde. Tabii kadın gözü orada ekleme olarak kaldı. Bütün yaptığımız şeylere bir taraftan bizim hani o kadına dair bilgimiz de eklenince orada bir fark oluştu. Evet ben 80'li yılların başında çiziyordum ve
çizdiklerimi işte yayınlıyorduk, sergi yapıyorduk filan. O dönem okul arkadaşım, şimdi de feminist hareketin önemli isimlerinden Handan şey demişti, niye hep erkekleri çiziyorsun demişti. Ben bir anda gerçekten erkekleri çizdiğimi fark ettim. Hani bu fark edilen de bir şey değil. Aslında hala hani bu seksist bakıştan çizerler sıyrıldı filan diyoruz ama pek sıyrılmadıklarını da biliyoruz aslında. Bayağı öyle gidiyor iş. Sadece eskisi gibi değil, daha gerçek, daha hayattan şeyler evet. çiziyorlar. İnkar etmeden yani evet. aslında gördüklerini, yaşananları. Evet. Bu hani değişik bir alan ve erkekler için de bir şey, yeni bir şey aslında. Hani 30 yıl oldu belki bunu tartışmaya başladığımız ama hani binlerce yıllık erkek egemen kültürün sonunda 30 yıl çok küçük bir şey ve öğrenerek ve yontularak yürüyoruz erkekler olarak evet. sayenizde. Aslında o da şey doğal tabii yani hani bir erkek çocuğunun da hani genç bir bu işe başlamış bir erkek çocuğunun da öncelikle kendini bu kadar yoğun çizmesi de doğal işte aynı bizimki gibi. Çünkü en iyi bildiği hayat yani en iyi bildiği dil. Onu çiziyor ve zaten onu çizerken de yani bu bizim için de böyledir. Aslında hep kendimizi gözden geçirdiğimiz bir süreç o. Yani o başlangıç hala da öyle. Yani düşünceni gözden geçiriyorsun, yokluyorsun, eliyorsun bir sürü şeyi. Yani o yüzden haksızlık da etmemek lazım. Yani doğal olarak hakikaten o. Sonra biz mesela kadın hani kadınsı bir bakış açısı falan diyoruz ama yani hepsi de aslında erkeğe dayalı bir şey. Yani daha doğrusu erkeğin parmağı olmadığı bir espri yok mesela genelde. Aslında hepsinde erkek var çizilenler bizim çizdiklerimizde de. Hani çok fazla erkeği kadını anlatmıyoruz biz. Tam tersine kadının karşısındaki erkeği anlatmış oluyoruz. Onun karşısına düştüğümüz tabii, hali çünkü çiziyoruz. Onun tabii. ya da işte maruz bıraktığı şeyi çünkü evet. anlatıyorsun o sırada. Evet. Ama çizgi olarak tabii daha hani hakikaten kadını bir şimdi anda şimdi haftalık periyotlarla çıkıyor. Falan çizince bir de hani espri bulma ve hani o zaman içinde çizme durumum var. Hani ben bir kavga falan çıksa da etse de hani dışarıdan baksam kendim o bize aslında biraz böyle delice bir şey de getirdi. Böyle çok espri defterine koş, aa şahane bir şey söyledi oraya not alıyorsun falan yani kendi mesleki dışında da yazıyorsun. Şöyle bir şey var galiba değil mi? Yani erkek kadına ihtiyaç duymadan çizebiliyor. Yani kadını hiç hayatına katmadan, çizgisine katmadan çizebiliyor. O erkek egemen olmaktan kaynaklı. Çünkü hayır, hayat yani kadın olmadan da o kadar geniş bir hayat şeyi var ki, çerçeveleri var ki. Yani sokakta, başka evin dışındaki bir sürü mekan, hatta evde de. O yüzden çizebilir yani orada kadın figürüne ihtiyaç duymadan bir hayat yaşıyor çünkü. En çok mizahı galiba erkek geyiğinden, erkek muhabbetinden çıkartıyorlar. Ama kadın çizer erkek olmadan pek şey yapamıyor çünkü erkek karşısındaki konumlanışını evet. çiziyor. Belirliyor bir de yani biraz da evet. şey de var yani. Hani bir dar bir alanda yaşandığı için hani genelleştirdiğimizde kadının alanı ya ama işte biz de yani arada şey yaptık kaldık. Hani sen diyorsun ya yani kız çocuklar hemen oyuncakla itaatkar olacak şekilde evcilikle daha başlı bir rol biçilme de biz yani Gülay adına gene söylüyorum. İkimiz de sokaklarda ben, hani büyüyüp tabii, çok tabii, o rolleri hani kabul etmeyip şey hayata karşı iştaha olan insanlardık. Yani ha, kişisel şeyimizden tabii şey yapmıyoruz. Yani biz mutlaka hani ekstra belki başka şeylere sahip olduğumuz için de hani bu kadar karikatür çizmekte hani 30 küsür senedir çiziyoruz artık yani ısrar edebildik hani öyle bir lüksümüz olabildi diyeyim yoksa hani çok sıkıştırılmış şeyimiz olmuş olsaydı hayatımız olmuş olsaydı belki devam etme şeyimiz o şansımız hem olmayabilirdi. O şans. O bakımdan hani bizim sahip olduklarımız çok geneli anlatan şey değildi. Ama çok da uzakta değil yani bir taraftan. Yani çeşitli hoşgörülere sahip olduğumuz için belki hani çevremizde yani devam bizim edelim. O sübjektif yapımızla birlikte bizim hayat içinde biraz daha donanımlı olmamız belki başka mesleklere göre bizim hem karikatür çizmemizi sağladı hem de onu yaparken başka donanımlara da sahip olmak sonucunda aslında o tamamen yani kadın erkek konusunda çizmek
bir kenara daha erken bırakabilirdik ikimiz de. Ama bu sefer işte kadın sayfası yap, işte sana ayrılan yer bu kadar falan. O da bir süre aslında bizi oyaladıysa da, yani bunu kendi adıma söyleyeyim. İşte Öküz Dergisi'nde koca bir iki sayfaya kavuşmakla ben o şeyin dışına çıkma imkanı buldum. Hani başka şeyleri de, Gülay da aynı şekilde. Bir de çizdiğin, onun dışına çıktık. Şeyin formatı da belirliyor biraz zaten senin. Şimdi işte pazartesi çizerken bir başka mantıkla, hani o derginin ihtiyacına göre bir şey, alan belirliyorsun kendine. İşte Gırgır'da başka türlü oluyor. İşte Öküz Dergisi mesela öyle bir şey yaptığında, o derginin yapısı da senin katkını belirliyor biraz da aslında. Evet. Şekillenmeni ne yol açıyor. Yani o yüzden de tabii hani var olanı, hani bir sürü politik şey çizdik. Yani Meral'in yani dediği, orada biz o... tam azdık yani. Çok hoşumuza gitti orası. Şey oldu böyle, tam döktürdük. Eyvallah. Eyleme dönelim tekrar. Eylem, senin müziğini dinlerken Alaturka dinlemiş gibi hissediyorum. Alaturkacı olduğunu söyleyebilir misin? Yok. Yani tamamıyla Alaturkacı değilim ben. Çünkü... Ama sanat müziğine çok yakın bir sesin var. Sanat müziğini de seviyorum. Yani şu ana kadar yaptığımız şarkılar belki hani onu gerektirdiği için, ama ben okulda Türk Halk Müziği bölümü mezunuyum. Herkes beni sanat müziğinden mezun zanneder ama yani baraklar, bozlaklar, Kürtçe okuyorum mesela. Çok daha geniş aslında yelpaze. Peki. Rejiye bir soralım mı ya? Akapella bir şey yapma şansımız var mı bu mikrofonlarla? Tabii. Var. Tamam. Reji hadi var diyorsa yapalım. Var. Dinleyelim senden. Tamam, hadi bir akapella bir şey dinleyelim. Dilberam dilber, hesker yetemeye, vanı çaveten reş, dil dar etemeye. Dilberam dilber, hesker yetemeye, vanı çaveten reş, dil dar etemeye. Vezine garibim, pismam etemeye, ne duru ne zik, ciran etemeye. Dilberam dilber, hesker yetemem. Dilberam dilber, çuye beraveye, kendi menca şuştu, rahız bertaveye. Dilberam dilber, çuye beraveye, kendi menca şuştu, rahız bertaveye. Ramusan ekbo herat baveye, dilberan dilber heyran avenaveye, dilberan dilber heyran avenaveye. Ramusan ekbo herat baveye, dilberam dilber heyran avenaveye, dilberam dilber heyran avenaveye. Bravo, sağ olun. Çok güzel. Yeni çıkacak albümde yer alıyor mu bu parça? Hayır. Hayır, almıyor. Evet. Peki, yani bu geniş dedin, ne denir, repertuarın geniş. Yani her birinden ayrı ayrı albüm ya da şarkı yapmayı düşünüyor musun? Yoksa hani bir kanaldan gideyim ben diye mi düşünüyorsun? Ya tek, ben müziğin bir tek yerine adapte olmak istemiyorum, yani bir türüne. Çünkü İspanyolca halk ezgileri de okuyorum, caz müziğinden de okuduğum şeyler var. Dünya müziğini dinliyorum, takip ediyorum. Farklı dillerde şarkılar söylemeyi çok seviyorum. O açıdan hani bir tarza sadece adapte olmak ya da bir tarzla anılmak değil de sevdiğim ve gerçekten karşıya aktarabileceğim, hissedebileceğim her türlü müzikle ilgilenip iç içe olmak keyif veriyor bana.
Farklı projelerde yer almak. Müzisyenlerin en çok kullandığı şey lafı vardır. Hani Armstrong'un iyi iki tür müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik diye. evet, türler arasında yani müzik türleri arasında bir hiyerarşi yapmaya çok heveslidir bizim müzikseverlerimiz. İşte bir kısmı eğer elitistse hani klasik batı müziği en üstte durur, ondan sonra aşağıya doğru iner. En aşağılarda işte böyle şeyler vardır. Arabesk vardır. Hani, ya da çingene müziği vardır. Yani, halbuki hani hayatta ya iyi müzik var ya kötü müzik var gerçekten. Evet. Evet, farklı şeyler dinlemek keyifli olacaktır. Kesinlikle. Dizi projeleri de devam edecek tabii bu arada. Dizi projeleri devam ediyor. Yeni projeler de var. Ama ben şu an daha çok solo çalışmalarıma yoğunlaştım diyebilirim. Dizi müziklerine besteler yapmaya devam ediyorum ben. Tabii sevdiğim ve gerçekten içinde yer almak istediğim bir proje olursa yine sesimle tabii ki içinde yer alacağım. Neye göre belirlenir içinde yer almak istenilen proje? Nelere dikkat edersin mesela? Nelere dikkat ederim? Yani bir kere benim bakış açıma bana çok ters düşmeyecek bir şey olmalı. Ya da toplumu böyle gerçekten olumsuz etkileyecek bir projede olmak istemem. Kurtlar Vadisi'nde şarkı söylemem mi diyorsun? Hayır. Çünkü içinde silahın, ölümün, vurdunun, kırdının olduğu bir projede olmak istemem tabii ki. Evet, ben de. Kelebekler Vadisi'nde söyleyeyim. Peki sen Sultan'da galiba senaryo ekibinin dahil oldun değil mi? Evet. Diyarbakır'da geçen bir şeydi. Dizdi evet. Biraz İlk anlatsın. Diyarbakır dizisi galiba Diyarbakır benim bildiğim doğru, oydu doğru. Yani. Sevil Aylar galiba yapıyordu. Evet. Hı. Cengiz Keten yapımcılığını üstlendi. Ya ben o Sultan dizisinden önce yani böyle yıllar öncesinden hatta böyle yavaş yavaş bana bir iki hep ama şey karikatürlerime bakarak yani oradaki işte esprilerime falan bakarak öyle bir iki teklifler gelmişti. Yani böyle televizyon çeşitli dizi değil de direkt projelerinde işte skeç yazma üzerine falan. Öyle ufak ufak şey yapıyordum ama çok uzaktım yani gerçekten o şeyden. Yani o kadar uzakmışım ki çünkü o bunu dediğim şeyin üzerinden 20 sene falan geçti yani artık. Böyle. Ama yavaş yavaş aslında biraz da tabii bu mizah dergilerin el değiştirmesi. Yani hani böyle nesil olarak gerçekten işte o daha genç neslin hani bizden sonra hatta hani bir iki kuşak falan var neredeyse şu anda hani çizmeyi bırakmadım ama yani sonuçta o asıl piyasa onların gerçekten yani asıl dili oluşturan dilin sahipleri onlar yani daha çok boş vakit daha çok zaman birikmeye başladı yani o zaman içinde de yani o senaryo falan da İşte düşünsel boyutu olduğu için aslında yani proje üretmek yahut da işte diyalog yazmak falan filan. Hani zevkli bir, bağlantılı bir tarafı da vardı. Öyle bulaştım. Sonra Sultan dizisi bir arkadaşımın şeyiydi. Birkaç arkadaşın projesiydi. Yani ben de hoşuma gitti. Yani onlar bir başlangıç yapmışlardı zaten. Yani çok rahat işte severek yazabileceğim. Ya çok deneyimlemek istedim aslında. Yani hani o kadar profesyonel bir şey zamanlamayla üstelik hani bakalım o haftalık periyotta ben yazabiliyor muyum, ayak uydurabiliyor muyum falan. Benim için önemli bir proje oldu. Sonra işte ufak ufak hala başka projelerle devam ediyorum. Eylem sana da oyunculuk teklifi gelmiştir sanırım. Evet. Evet. Öyle olur çünkü. Sen nasıl bakıyorsun? Çapraz ilişkiler. Evet. Oradan oluyor. Benim işim müzik dedim tabii yani. Hiç oynamadın mı? Hiç girmedin mi kadraja? Oynadım. Oynadım ama gerçekten kıramadığım yani yönetmen arkadaşımızın isteği üzerineydi bu. Bir Çocuk Sevdim dizisinin Kına Gecesi sahnesiydi bu. Eylem işte gelip söyler misin hani canlı canlı renk katar mısın falan diye. Gerçekten benim işim değil gelmeyeyim. Ben söyleyeyim üzerine montajlayalım dedim sesi. Yok gelsen güzel olur diye böyle hatırını gerçekten kıramadım. Gittim ve çok zor bir işmiş. Kesinlikle yani. Bir daha girmem mi diyorsun? Helal olsun onlara oyunculara. Gerçekten çok zor iş.
Ben hep şey diye düşünürdüm, hani kazanılan para çok dengesiz bence diyordum. İşte şunlar falan çok alıyor da müzisyenler bence daha az alıyor diye düşünüyordum ama oyuncuların içinde çalıştıkları koşulları görünce ben hak ediyorsunuz, helal olsun dedim ben. Bir sahneyi saatlerce toplu çekim, genel çekim, bilmem ne çekim deyip böyle saatler sürüyor. Çok zor iş. Defalarca söyledin mi bu arada? Defalarca. Tabii. Bir Kına Gecesi sahnesini ben o gün aynı türküyü bir 20-30 kez okumuşumdur. Ve ben şeydim, hani okudum, Kına Gecesi yapıldı, herkes oynadı. Tamam, bitti zannederek kalktım. Eylem nereye dediler bana. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık dediler. Yani çok zor iş. Doğru, doğru. İnşallah o sahneyi kesmemişlerdir. Bir de öyle bir şeyi de var yani. Ya. Onda da uğraşıyorsun. Yok yok. Yani güzel olmuştu. Sonra çekimleri izlerken biz bunu mu yaptık diye. Güzeldi. Peki ben şeyi soracağım. Bu her ikiniz için de geçerli. Yani karikatürden senaryoya geçmenin yolu herhalde şeyden. Tek karikatürden strip'e, oradan çizgi romana filan gibi bir yani hikaye kurmaya. Çünkü ikiniz de böyle şeyler yaptınız. Yani tam hepsini sayfa, aslında, iki sayfa filan, evet, hikayeler kurdunuz değil mi? Hepsini karikatürde yaptık yani. O hikaye kurma, kurgu, hı-hı, yani baştan sona şeyi yaptık. Şimdi senaryo tabii biraz daha genişletilmişi. Hı-hı. Ama bence hala benim gözümde değerli olan işte o sıkıştırılmış, hı-hı, bir çizgi hikaye çok daha, çünkü çok daha fazla şeyi eleyip başında onu eleyip tabii yani, hı, çok az daha kareye sığ, evet, iki sayfa üç sayfa bile olsa çok daha az bir karede koskoca bir şey çizerek, evet, çizermiş, evet, daha sonra onu yani şöyle şey ben yapmış. Mesela biliyorum işte Öküz'deyken iki sayfa hikaye çizeceğim, bir de ben çok az mesela şey kullanıyorum işte yazı, hani o diyelim Öküz'deki örnek işlerden filan. Yani bakıyorum ondan önce aslında o hikaye 3 sayfa falan doldurmuşum ben. Sonra o 3 sayfa böyle hakikaten 20-30 satıra falan iniyor sadece. Yani çok şey bir külliyat var tabii arkasında. O yüzden hani ben onu hala çok daha değerli buluyorum. Hani çünkü hani genişledikçe şey bir iş, araya hani kaynatma şeyleri falan daha fazla şansı ama karikatürde öyle bir şans görmüyorum. Hele tek kare. Senaryonun da çekimden önceki aşaması sanırım çizim zaten. Çekime girmeden önce. Çizim değil de işte çeşitli yani. Evet. Storyboard falan. Storyboard. Aynen. Reklamlarda da aynı şekilde. Hı. Bazı hani yönetmenlerin ya da yapımcıların belki arzusu öyle bir şey olabilir, bilmiyorum. Biz o hiç öyle bir şeye, hı-hı, rastlamadım ben ama. İstenmedi benden de daha doğrusu. Yani o minimum davranma işte, yerden fazla işgal etme, oraya sığdırma, kadraj, fotoğrafçılık, yani işte tiyatro, dekor hepsi birlikte. Tek karikatür düşünüp, mesela bana göre tabii, tek her şey var kareli içinde. Karikatür hele bir şeyi, evet, 12'den vurmak yani o anlama, evet, o hele sayfalar dolusu bir hikayeyi de anlatabiliyor. Tabii, da yani şey, o yüzden diyorum hani böyle sıkıştırıldıkça işlerin değerinin, bu ödeme bizim konuşmamıza da yansıdı yani. Minimal, acaba şunu söyleyeyim mi söylemeyeyim derken falan diye böyle. Şimdi biraz açıldı dilimiz artık. Bir de ben avukat karikatür yazmaya başlayınca tutabilene aşk olsun. Ya şeyi soracağım. Karikatürün değeri aklıma geldi. Şimdi geçmişte her ulusal gazetenin bir ana sayfasında, yani baş sayfasında en az baş yazı kadar değerli bir şey olurdu. Karikatür olurdu. Bütün şeylerin, hani birinde Nehar Tübülek çizerdi, birinde hani Ali Ulvi çizerdi, evet, birinde Tan Ural çizerdi, öbüründe bilmem kim çizerdi. Şimdi karikatür böyle arkalara atılmış bir şey. Siz de öyle hissediyor musunuz? Oradan korkuluyor. Şimdi medyanın genel şeyle ilgili, tavrıyla ilgili orada en korkulacak şey şu bit kadar küçücük şey. Fakat dediğin gene de belli bir dönemde ve çok az miktarda oldu. Ben mesela çocukken, büyürken Bastı diye bir adam vardı. O böyle bahçesini, villasını sulardı. Yani hiçbir yerde göremezdi öyle bir yaşam biçim. O kadar uzak. Fatoş ve Basri'ydi. Yani böyle bir yerlerde böyle bir şey var. Tom, böyle tom. Kadınlar var, saçları bukleli, sarışın işte. Ondan sonra öyle filan zannediyorduk. O kadar uzun süre yabancı kültür, yabancı. Çok ucuza geliyor onlara çünkü tomarla alıyorlar.
Bir dönem iş olsun diye öyle konulduğu oldu gazetelere. Yine de onu kolluyorsun. Yani bulunduğun gazetenin şeyini kollamak zorunda o karikatür. Hürriyetin arkasında. Ama şimdi artık tamamen yani kazayla her şey olabilir. Ne kadar an bitse de hani gazetede o uygun kalacağıma falan diye. Yani kazayla bir şey çıkar karikatürcüdür. Bir de o zaman yani şeyi işte görsel bir takım şeylere hani öncelik şey de verildiği için yer verilmesi de önemliydi. Şu anda işte internet falan olduğu için evet. Zaten çok hani istediğine çok yoğun bir şekilde ulaşabiliyor şeyde. O yüzden de hani gazetelerdeki o görsel değeri olan o karikatürün ön sayfadaki filan biraz ondan dolayı tavsamış olabilir yani şeyi önemi de. Zaten alan alıyor yani evet, internette. Evet, evet internet yani mizah dergileri ayrı bir gazetede gazeteyi de çoğunlukla internetten okunduğu için gazetelerde. Evet doğru. Sohbete biraz ara verip eylemi bir daha dinlesek olur mu? Canlı. Canlı. Ne okusam acaba? Kürtçe okuyayım yine. Olur. Tamam. Bunun sesi yayına nasıl gidiyor bilmiyorum ama bana çok şey geliyor. Gayet gelmiyor. İyi gayet evet. Güzel. İyi geliyor mu? Peki. Le bağımın bu sevistan ay dilberi dim gulistan le bağımın bu sevistan ay dilberi dim gulistan ay dilberi dim gulistan çelmesi gül bağı bostan ویران ازم مالم خراب آی دل بری قم اناله فقیت را ایدی کله نخوش کی پر به حاله آی دل بری قم اناله فقیت را ادیکاله نخوش کی پر به حاله تو هم گلی هم روحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم روحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم دردی هم درمانی هم حکیمی هم لقمانی ویران ازم مالم خراب آی دلبری قم انالم فقیت را ایدی کله نخوش کی پر به حاله آی دل بری قم اناله فقیت را ایدی کله نخوش کی پر به حاله Ağzına sağ olun, sağlık. Ağzınıza sağlık. Peki, yani biraz önce söylediğin, şimdi söylediğin bir halk türküsü mü yoksa? Bu son söylediğim Fakiye Teyran'ın sözleri. Onun adı geçiyor. Fakiye Teyran'a ait, evet. Yani. Mahlasını veriyor. Lokman Hekim'i duydum. Evet. Çare aranıyor ya. Dilber'e diyor ki sen hem benim doktorumsun, ilacımsın diyor. Lokmanım sensin diyor. Yani. Nizamettin Arıç'ı da özledik tabii. Ne evet. Zamandır? Yani eskiden ben 80 öncesinden filmlerini hatırlıyorum. Şimdi
Almanya'da yaşıyor galiba, değil mi? Evet, yurt dışında gerçekten çok iyi bir müzisyen. Evet. Ben de severek dinlediğim, takip ettiğim bir müzisyen. Evet. Peki hani madem bu konu açıldı, nereden besleniyorsun sorusunu sorayım. Yani işte Fethiye Tayran'dan bahsettik. Nereden besliyorum? Bizim Kürt müziği daha çok sözlü edebiyatta günümüze geldi. O açıdan dengbejlerden günümüze gelen klamlarla, sözlü edebiyatla ve kültürle besleniyorum diyebilirim. Hı hı. Şimdi bu son albüm farklı lehçelerde sanırım. Evet. Nasıl bir araştırma yaptın? Daha önce düşünmüş müydün yer alan eserleri? Zaten böyle bir proje yapma isteği vardı hep. Bestelerin de içinde yer aldığı bir proje. Zarokat isminde bir bestemiz var. Biraz benim çocukluğumu aslında yansıtıyor. Sözlerini Jana Seyda yazdı. Müziğini de Nail Ürsever yaptı. Onun dışında Sorani Zazaki ve bir tane de Ermenice şarkımız var. Yani güzel, çeşitli bir içinde Kürtçe'nin lehçelerini barındıran güzel bir albüm. Evet, bekliyoruz. Ne zaman kavuşacağız? Yakın zamanda. Yakın zaman. Evet. Tamam. Bu sene içerisinde çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah. Hadi. Peki tekrar şeye dönelim. Size dönelim. Bu misyon çizimiden bahsettik. Gırgır'ın son dönemleri bayağı hani neredeyse misyon üstlenmiş gibiydi. Hele 80'den sonra şöyle hatırlıyorum ben. Hani gırgır almak herhangi bir gazete almaktan daha doyurucuydu. Benim şeyim o, duygum o. Haberleri de oradan alıyorduk. İşte birazcık direniş umudunu da belki. Tabii. Bakış açısı da çünkü bir taraftan veren de bir şey. Hani evet. Fikir veren. Evet. Şimdi bugünlerde çok darbe tartışılıyor mesela Mısır nedeniyle. Bizde de bir darbe oldu ve hani Mısır'da darbeye karşı çıkmak kolay ama Türkiye'de karşı çıkmak o kadar kolay değildi. Ve Gırgır böyle bir şeyi çok hani onurlu bir şekilde yaptı. Benim çok böyle keyifle hatırladığım bir şeydir o kapağı. Kapatılmasına, bir ay galiba kapatılmasına yol açan kapak. Neydi kadının adı? Müşerref Tezcan. Evet, hı hı. Müşerref Tezcan o zamanlar Türkiye'm cennetim şarkısını söylüyordu. Oğuz Aral da onu kapağa taşıdı. Kapatıldı. Sonra yeniden açıldığında bu sefer kapaktan değil ama ikinci ve üçüncü sayfalardan Müşerref Tezcan'ı yeniden rezil eden böyle bol karikatürlü, bol fotoğraflı bir şekilde Müşerref Tezcan'dan bahsetmişti. Ben de keyifle böyle işte böyle rezil edilir filan demiştim. Tekrar kapatıldı tabii onun üzerine. Ben o ekolü çok değerli buluyorum tabii. Hani eskiden tartışma şeydi, sulu mizah, kuru mizahtı ve sulu mizahı gırgırcılar yapıyorlardı. İyi ki de yapıyorlarmış diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani orada yetişmiş insanlara bunu soruyorsun. Cevabını da biliyorsun yani. Ben biliyorum da seyircilerimiz de bilsinler. Şimdi orada o kadar o şekilde başlamak bize hani böyle tarihleri konmuş, isimleri konmuş darbeler dışında da böyle çok sinsice yapılan darbeleri de fark etme imkanı verdi. Bir de o dillendirme kadar, yani. Tabii yani o kadar çok darbe her saniye işte gittikçe o darbeler o kadar çok çeşitli yerlerden gelmeye başladı ki yani o da çok korkunç geliyor bana. Şimdi avukatlık yapmaya başladım tekrar. Böyle çok biraz o disiplinden herhalde koptum. Karikatüre çok devam edemedim. İşte güncel hayatın devamı için falan. Yani söylemeye çok çekiniyordum aslında avukatım demeye. Şimdi ne zamanki Ankara Emniyeti, Ankara Barosu'nu ki bunu şimdi dinlendiriyor. Bu hepsi hissediliyordu hukuk üzerindeki darbeler. Ne zaman ki işte kışkırtıcı ve yönlendirici olarak bulundu. İyice ben avukat olmak için yani kışkırtıldım diyebilirim. Ve içinde bulunduğum camiadan hiç bu kadar hoşlanıp gurur duymamıştım.
Şimdi o darbeleri nasıl fark ediyorsun? Yani aynı dönemlerde hukuk okuma, hem de iki tane üniversite var o dönemde. Ve hocalar inanılmaz, hani Ankara ve İstanbul'da Petroçelli olacağım gibi çıkıyorsun dışarıya. Ve her şeyin, işte bütün kanunun hukuka uygun olması gerektiğiyle ilgili hep nosyon yükleniyorsun. Şimdi bakıyorsun ki yani kanunlar hukukun çok gerisinde, yani onlar ona uygulansın falan diye. Ve her dakika bu anlamda bir darbe üzerine darbe yiyorsun. Aslında yani o darbeci... zaman da yani hani sen pardon hani okuyordun, henüz avukat olmamıştın ama bir anlamda gene de hani avukatlığını yapıyorsun, yani yapmış oluyorsun. Hayır, işte. Tabii. Espriyle bilmem ne, gırgırın işte, yaptığı da oydu. Halkın avukatlığını yapmaktı bir anlamda. Bir şey vardı işte, diyordum Turgut Kazan bize avukatlık yemin ettirirken kanunlara değil hukuka bağlı kalacağınıza yemin edin. Ben de hukuka bağlı kalacağıma yemin ettiğim için avukatlık yapmıyorum diyordum işte. Yani büyük konuştum. Fakat şimdi içinde hani bulunmak çok güncel olarak o yani kanunların nasıl uygulandığının, nasıl uygulanmadığının peşinde yer almak hakikaten her dakika darbe olduğunu gösteriyor. İşte darbeci şu, darbeci bu, darbeci bu, darbeci matkap var. Daha yıpratıcı yani bir şey. Yani, tabii yani darbeci matkap var. Şey iyi nasıl? Çok özür dilerim. Yok rica ederim. Bu geziyle bir yeni mizah doğdu ya. Doğdu mu yoksa hani açığa mı çıktı onu da tam bilemiyorum. Bence evet. Yansıdı yani. Hani evet. Daha doğrusu yansımış bir şey varmış gençlere. Hı-hı. Onlar da o silahı aldılar ve kullanmaya başladılar. Çok gayet güzel o silahın ustası olduklarını göstermiş oldular. Tahrip gücü de çok yüksekmiş. Yüksek yani onu yani. Gördük böylece aslında. Ben en çok güldüğüm slogan, hani önümden geçerken her seferinde çok gülüyorum. Tam direneceğim bir gülme geliyor yazmışlar. Duvar. Yayla geçen de şeyini konuştuk. Telefonda korkusuzca konuştuk nasıl işte. Bir gençler gördüm bir şeyde televizyon programında. Tam o sırada gelmişler biber gazlı falan böyle felaket. İşte size de evvelkiler neden bir şeyler yapamadı da siz nereye başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz gibi işte bizim beceriksizliğimizle ilgili falan bir şeyler konuşuluyordu. O sırada ekrana bağırıyorum. Biz diyorum sizleri büyüttük. Bak kitaplar okuduk. Ben payımız değil, sen var değil. Yani. Yani biz ebeveyn baskısı kurmadık ki siz o yüzden hükümete ebeveyn tarzından memnun değilsiniz. Geçen gün Nadire Mater şeyde bir söyleşisinde şöyle bir laf etmiş ki bunu ilginç buluyorum aslında. Tartışılmaya da değer buluyorum. Demiş ki bu nesil Kenan Evren'i ressam zannettiği için sokağa çıktı. Şimdi bu önemli bir tespit bana göre. Çünkü Kenan Evren'i tanımamak aslında evet. Bir ya. Özgürleşme hali. Bir de bizim travmamızı yaşamadık. Evet, travmaya uğramadıklarının bir sonucu da bir taraftan yani. Evet. Hani korku bilmem ne falan hiç birikmemiş zihinler. Evet. Daha temiz. Zihinler. Biz ne yapıyoruz işte aman oğlum aman kızım bilmem ne filan yapıyoruz bunlar. Evet. Peki bu travmalar otosansür olarak çizimlere yansıyor mu? Öyle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çizimlere hepsi yansır valla. Yani her şey yansıyor her aslında. Her şey yansıyor. Bütün yani, mesleklere tabii. Yansıyor tabii. Şeyi de çok merak ediyorum. Hassas konulara nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela üzerine mizah yapılamayan. Mizahın görevi o pardon ama. Evet. Hassas konular zaten. Evet, yani kimsenin yaklaşamadığı açıkça hani bir makaleyi bir nesir diliyle dillendiremeyeceğin şeyi mizah layıkıyla yapar yani. Mizahın şeyi o zaten. Evet. Yani dilinden dolayı gücünü alır. Ve hakikaten de çok acımasızdır yani. Geçen hafta Cem dinlenmiş buradaydı. Uludere ile alakalı onun da bir çizimi var. Aslında ona istinaden sormuştum ona bu soruyu. Sizden de öğrenmek istedim. Öyle hassas konulara nasıl mizahi yaklaşıyorsun demiştim aslında. Siz ne hayır, dersiniz? İşte onun yani resmi makamlarda nasıl yansıması ya da nasıl ele evet. Alındığı yani onun... Mizahı oradadır. Yani bunu nasıl gördüklerine dairdir. Yoksa orada yatan yani kalkıp da işte o sıralanmış gençlerin şeyi değildir yani konu edilen. Hani resim odur. Bir kere daha hatırlayalım bunu. Ama asıl mizahın yıkmaya çalıştığı işte onlara uygulanan anlayıştır hı hı. Yani.
mizah buradan yaklaşır. Hassas konular şimdi ben hatırlıyorum geçmişte bazı şeylerin mizahı yapılamaz gibi bir şey. Tabii, ölümün tabii. mizahı yapılamaz, cenazenin mizahı yapılamaz ya da işte böyle sakatlık üzerinden olmaz, mizah yapılamaz. Yani bunlar nazik konular ama hani mesela biliyorum ki sakat bir arkadaşım çok güzel sakatlık üzerinden mizah yapıyordu. Yani kendi yaşadığı. Evet, kendi yaşadıkları üzerinden mizah yapıyordu. Ölümün mizahı da dediğin gibi aslında ölümün değil ama öldürenin mizahı evet, çok evet. sert yapılabiliyor. Tabii bazı... o da acı mizah yani. O da yani hani çok hakikaten onun da yani çok böyle komik de bilmem ne güldürecek bir şey çıkmıyor ama oradaki trajikomik bir şeyi mutlaka işaret ediyorsun. Yani işaret edebileceğin bir şey var ya orada. Zaten kara mizah diye tabii, bir şey var. Evet. Yani zaten tarihi de ölen değil maalesef. Ne kadar öyle söylense de öldüren yazıyor. Evet. Ve sen de ona karşı geliyorsun. Evet. Ama şimdi yakın tarihte güldürenler yazdı. Güldürenler. Neyse ki. En azından. Eylem, dinleyebilir miyiz Hasreti? Klibini mi? Klip, evet, klibini evet. dinleyeceğiz. Evet. Aha, klibini. Thank you.
Eylem Stüdyo sanırım İstiklal Caddesi'nde değil mi? Oradan ilk albüm çıktığı zamanlarda kendi sesini bol bol duymuşsundur herhalde orada. Evet, İstiklal Caddesi'nde özellikle. Ben biliyorum ki senin bir anın var. Senin yanında sanırım albümünü çok beğenip ama senin olduğunu tabii bilmeden bir yorumlar yapılmış. Onu bize anlatır mısın? Ben İstiklal Caddesi'nde Hatırla Sevgilinin soundtrack albümü çıktığında çok çaldı. Hemen hemen bütün her tarafta o albüm çalıyordu. Ve durgunluk vardı un kapanında o dönem. Hatta şey dediler, işte un kapanı canlandı falan dediler. Benim şarkı çalınıyordu ve ben bir dinlemek için acaba nasıl olmuş diye durdum. Kasetçinin önünde, CD satan bir yerde, arada böyle. Bir kadın şey dedi, ya dedi ben çok beğeniyorum dedi, bu albümden hemen bana bir tane verin dedi. Ay bu ses kimin acaba, yaşıyor mu acaba dedi bir de. Hep şey zannediyorlardı, dönem dizisi olduğu için, Hatırla Sevgili dönem dizisi olduğu için şey zannediyorlarmış, hani acaba eskilerden mi, yaşamıyor mu diye. Ben de şimdi hiç sesimi çıkarmadan dinliyorum, acaba daha ne diyecek diye. Çok güzel falan anlatıyor da şey, CD satan kişi de anlatıyor, ya evet gerçekten diyor, biz de çok beğendik diyor, İnşallah yeni bir projesi olur da farklı bir şeyler de yapar diye. Durdum, aldı. Ondan sonra CD satan kişi bana baktı. Bana baktı, kapaktaki fotoğrafa baktı. Defalarca, bu albüm değil yalnız, Hatırla Sevgilinin evet, soundtrack'i. Orada Kemal Sahir Gürel ve Erdal Güney'in, Hüseyin Yıldız'ın olduğu böyle İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Sonra şey yaptı işte, o hanımefendi aldı albümünü gitti. Ama şey yapıyor, kapağını açmış, tam gitmiş değil yani, çıkmış değil. Oradaki beyefendi bana dedi ki, bu sensin değil mi dedi. Hayır dedim, o ben değilim. Hayır dedi, sensin, ben değilim falan böyle. Enteresan bir şey, niye ben değilim diyorum. Şimdi düşünüyorum da neden bir anda ben yok, değilim yok, dedim. Yok yok, ben görmedim. Evet. Ondan sonra şey dedi, sensin dedi, evet dedim, benim. Ondan sonra benimle konuşmaya başladı işte, nereden falan diye böyle sohbet ederken o hanımefendi de kulak misafiri oldu, bir geldi bana sarıldı. Ay canım benim dedi falan böyle, ne kadar mutlu oldum, çok güzel, Allah yolunu açık etsin diye bir sürü şey söyledi. İlk öyle bir kıpkırmızı olmuştum, hiç unutmuyorum. Sonra çıktım, zaten konservatuvara gidiyordum, devam ettim. Böyle ilginç ilginç şeyler yaşadım. Mesela bir defasında yine hani yine böyle benzer bir şey. Bana şey demişti kadın mesela. Aa ben senin sesini dinlerken hayalimde ince uzun boylu sarışın birini hayal etmiştim dedi. Ya işte. Ben de olabilir dedim. Serbest hayal bu. İstediğinizi hayal edin dedim ama o benim. Öteki daral filan da boşta çıkıyor yani o kadınlarım. Evet, enteresan böyle şeyler. Hani göz önünde olmayınca, sadece sesiniz tabii ulaşınca insanlara, kafalarında biri işte beni yaşamıyor, ölmüş gibi de hayal edebiliyor. Biri sarışın, biri kumral. Böyle enteresan şeyler yaşadım. Hocaların biliyor muydu peki okulda? İlk zamanlar söylemedim bayağı yani. Hatırla Sevgili dizisi ya en az bir 30-40 bölüm olmuştu, söylemedim. Zaten okulda konuşuluyordu işte, bu dizinin müzikleri çok güzel, acaba bizim konservatuvardan mı müzisyenler, işte söyleyen biri var, çok güzel berrak bir sesi var falan diye böyle hocalarımla sınıfta konuşuyorlardı. Yine ben değil, benim demedim. Zil çaldı, çıktık. Hiç Fatma Hoca, şimdi çok sevdiğim de bir hocamdı. Hocam o benim dedim. O da bana bir sarıldı, bırakmadı bir süre. Ve şeydir böyle. Nasıl baba yiğitti. Evet böyle. Bırakmadı böyle. Kızım çok sevindim dedi. Çok mutlu oldum falan. Böyle. Güzel anılar bunlar. Evet. Sizin de karikatürleriniz tabii ki ön planda, böyle anılar var mı sizde de? Yani... Dur da. Ya var hayır şimdi ama o kadar güzel anlattı ki hani böyle hani o benliğim falan filan o tarzda değil tabii yani, biz de hani böyle resmimizi orada burada röportajlarda filan gören hani bazı bir tanıyor bazı bir ağa falan filan. Tabii onlar o bu kadar hülyalı bir anı yoktu yani. Bizim de Altan abinin çizdikleri Altın Erbulak'ın
siz misiniz diyorlardı bize de işte. Siz öyle diyorlardı. Peki çok teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hafta sonunun sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Az sonra haberlerle karşınızda olacak Yadigar Han'la.